8. sınıf İnkılap Tarihi 1. dönem 1. yazılı. Çalışkan okuldan merhabalar çocuklar. Bu videomuzda 8. sınıf İnkılap Tarihi dersinden 1. dönem 1. yazılıya hazırlık testi çözeceğiz. 10 sorudan oluşan testimizde her soru 10 puandır. Hazırsanız başlayalım. Birinci soru. Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önlemek için çeşitli fikir akımları ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu fikir akımlarından biri değildir? A. Osmanlıcılık, B. Batıcılık, C. Türkçülük, D. Rönesansçılar. Doğru cevap D. Rönesansçılar. İkinci soru. Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, Gaspar İsmail ve Mehmet Emin Yurdakul gibi aydınların savunduğu bu fikir akımına göre Osmanlı Devleti dini, dili, soyu ve ülküsü bir olan topluma dayanarak ayakta kalabilirdi. Yukarıdaki fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Osmanlıcılık, B. Batıcılık, C. İslamcılık, D. Türkçülük. Doğru cevabımız D. Türkçülük. Üçüncü soru. Avrupa'da ekonomik kalkınmayla birlikte bilim, sanat ve edebiyat da hızla gelişti. Bu gelişmelerin yaşandığı döneme yeniden doğuş anlamına gelen nokta nokta adı verildi. Yukarıdaki ifadede boşluğa hangisi gelmelidir? A. Reform, B. Rönesans, C. Yeni Çağ, D. Coğrafi Keşif. Doğru cevabımız B. Rönesans. Dördüncü soru. Sanayi inkılabı sonucu birçok ham madde ihtiyacı ortaya çıktı. Bu maddelerden hangisi 3 beyazdan biri değildir? A. Un, B. Tuz, C. Şeker, D. Pamuk. Doğru cevabımız B. Tuz. Beşinci soru. 19. yüzyılda Avrupalı devletlerden yüksek faizle borç alınarak giderler karşılanmaya çalışıldı. İlk kez Kırım Savaşı sırasında alınan borçlar büyük oranda israf edildi. Devlet 30 yıl içinde borçlarının faizini dahi ödeyemez hale gelerek iflas etti. Bunun üzerine alacaklı devletler Osmanlı yönetiminin çağrısıyla bir araya gelerek hangi uluslararası teşkilatı kurdular? A. Duyunu Umumiye, B. Birleşmiş Milletler, C. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, D. İslam İşbirliği Teşkilatı. Doğru cevabımız A. Duyunu Umumiye. Altıncı soru. Mustafa Kemal eğitim gördüğü okullardan hangisine 1902 yılında başlamıştır? A. Selanik Askeri Rüştiyesi, B. Manastır Askeri İdadesi, C. İstanbul Harp Okulu, D. İstanbul Harp Akademisi. Seçeneklere baktığımızda Selanik Askeri Rüştiyesi Atatürk bu okula 1893 yılında başlamıştır. B seçeneğine baktığımızda Manastır Askeri İdadesi bu okula da Atatürk 1896 yılında başlamıştır. C seçeneğinde İstanbul Harp Okulu Atatürk bu okula 1899 yılında başlamıştır. D seçeneğine baktığımızda İstanbul Harp Akademisi Atatürk bu okula
1902 yılında başlamıştır. Aradığımız cevap buydu. Cevabımız D seçeneği. 7. soru. Mustafa Kemal hak, adalet ve özgürlük kavramlarında kimden etkilenmiştir? A. Ziya Gökalp, B. Mehmet Emin Yurdakul, C. Namık Kemal, D. Tevfik Fikret. Mustafa Kemal hak, adalet ve özgürlük kavramlarında Tevfik Fikret'ten etkilenmiştir. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 8. soru. Trablusgarp hangi kıtada yer almaktadır? A. Asya, B. Avrupa, C. Afrika, D. Amerika. Doğru cevabımız C. Afrika. 9. soru. Aşağıdakilerden hangisi 1. Balkan Savaşı'na katılmamıştır? A. Bulgaristan, B. Yunanistan, C. Romanya, D. Sırbistan. Birinci Balkan Savaşı'na katılmayan ülke C seçeneğindeki Romanya'dır. 10. soru. İkinci Balkan Savaşları sonucu Osmanlı Devleti hangi antlaşmaları yapmıştır? A. Atina, Londra, B. Atina, İstanbul, C. Londra, İstanbul, D. Uşi, Londra. İkinci Balkan Savaşları sonucu Osmanlı Devleti Atina ve İstanbul Antlaşmalarını yapmıştır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. 10 soruluk yazılı hazırlık testimiz burada sona erdi çocuklar. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve like butonu tıklamayı unutmayın. Ayrıca her soru 10 puan demiştik. Siz de 10 soruda toplam aldığınız puanı yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepinize İyi çalışmalar.